Berberler ve Kuaförler Odası'nda istişare toplantısı yapıldı. Oda Başkanı Nizamettin Türkoğlu, göreve geldiği 23 Ocak 2014 tarihinden itibaren kuaför ve berberlerin sorunları konusunda çalışmalar yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte de çözüm için üyelerin görüşlerini alacaklarını söyledi. Elazığ'da özellikle kuaförlerin farklı fiyat uygulaması nedeniyle sıkıntı yaşadığını dile getiren Oda Başkanı Türkoğlu, bu konuda ortak karar alacaklarını kaydetti. Sizi burada toplamamın tek büyük bir sebebi akıl fikir alışverişi yapmak. Ne yapabiliriz? Ve daha mesleği ileriye götürmek için nasıl bir mücadele verebiliriz? Allah şahidimdir. Bilen de var işlerinizden. Elimden geldiği kadar mücadele etmişimdir. Etmek için de mücadele etmeye de devam edeceğim. Ben göreve geldiğim zaman 2014 Bilincan 23'ü Elazığ'da 17-18'e yakın kuaförlerin camında yazı vardı. Buna yok diyen arkadaşlarımız varsa ispatlayabilirim. 2000 yılında arasında kampanya başladı. Biz bu süreçte bütün kampanyacı arkadaşlarımızı topladık, kendilerine rica ettik vesaire bazı konulardan, camlardan yazılarını indirdik. Bu ne kadar sürdü arkadaşlar? 1,5-2 yıla yakın sürdü. Tekrarından ne oldu? Sıkıntı tekrar başladı. Şimdi biz desek Elazığ'da hiç sıkıntı yok, yanlış demiş oluruz. Ama Elazığ'da bizim mesleğimiz, kimse kusura bakmasın, artık yani utanılacak bir hale geldik. Aynen. Yani artık gelen müşterimiz bize diyor ki üstteki 5 aldı, sen niye 10 aldın, diğeri 3 aldı, sen niye 8 aldın? Bu tür sıkıntıları çözmek için ben de dedim ki bir araya gelelim, ortak bir karar ortaya koyalım. Siz ne derseniz biz onu yapmakla mükellefiz. Ne isterseniz söz, ben onu yapmakla mükellefim. Yani benim deyim, herkes evine huzurlu akşam, evine giderken huzurlu gitsin. Yani hatta ben bir Peygamber Efendimiz'in bir lafını söylemek istiyorum da. Peygamber Efendimiz diyor ki komşusunun diyor eğer zararını isteyen, onun zarar etmesini isteyen inansın ki cennet yüzü göremez. Biz burada hepimiz Müslümanız. Müslümanlıktan bahsediyoruz ama yani Müslüman dediğin zaman ne anlıyorsunuz? Ben onu anlamış değilim. Onun bunun hakkını yemek, ona buna saygısızca davranmak, onun bunun fikrine saygı göstermemek. Eğer bu Müslümanlıksa diyecek bir şey yok. Önce biz bir dürüst olalım. Önce birbirimize değer verelim. Birbirimizin fikirlerine saygı duyalım. Yani insanları sevmekte özgürlük var. Ama saygı mecburidir. Burada bütün meslektaşlarımız kürsüye çıkar. Mutlaka fikirlerini ortaya koyar. Sana göre yanlış, ona göre doğru. Ama ortak karar neyse buradan çıkacak kararı söz veriyorum. Elimden gelen neyse yapacağım. Ama siz bana destek verdiğiniz müddetçe başarı elde edeceğime ben inanıyorum.